Yapmayın abi ya. Abi kurban olayım ya. Ya vallahi billahi çok sıkılıyorum abi ya. Okan Hoca'nın artık ligin kalan 6 haftasında Kerem Aktürkoğlu'nu oyunun son bölümlerinde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya Galatasaray havaya girmiş. Mayıslar zaten Galatasaray'ındır. Fenerbahçe sallanırken Galatasaray bangır bangır vura vura geliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi ayıran en büyük özellik şu. Fenerbahçe birini ağlatıyorsa 10 yıldır kendi taraftarını ağlatıyor Fenerbahçe. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in çarpı koyduğu Acun Ilıcalı, Esat Yontuç üzerinden tekrar Galatasaray'a giriş yapamaz. Esat Yontuç'un o uçakta olması demek, Acun Ilıcalı'nın o uçakta olması demek. Ben İsmail Kartal'ın 3 günlük raporuna benzetiyorum Emre Mor'un Fenerbahçe'ye karşı oynamayı. Haluk Bey, Derbi Sola'ya hoş geldiniz. Merhaba, Derbi Sola'dan herkese merhaba. Şahane bir gün olsun, şahane günler olsun. Dün 4-0 gördünüz. Şunu söyleyebiliyor musun? Galatasaray şampiyon mu? Abi bir kere senle daha önce yaptığımız programlarda da burada bana kalan fikstürü sormuştun. Galatasaray'ın en zor maçının Alanya deplasmanı olduğunu söylemiştim. İlk 45 dakika aslında ne kadar da zor bir deplasman olduğunu gördük. Ama Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıkmasıyla Ziyech'in oyuna girmesi, Barış Alper'in Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı son ön tarafa geçmesiyle Galatasaray bambaşka bir seviyeye çıktı. Galatasaray şampiyonluk için çok büyük bir adım attı, onu söyleyebilirim. Benim kalan maçlarda Fenerbahçe maçı dahil en zor maç olarak gördüğüm maç Alanya deplasmanıydı. Alanya deplasmanında ikinci 45 dakikada ortaya koyduğu oyunla 4-0 dönen Galatasaray Fenerbahçe'ye de, Fenerbahçe taraftarına da, kendi taraftarına da, camiasına da mesajı çok net. Şöyle araya girmek istiyorum. Şimdi bu Galatasaray nasıl şımarmasın aslında? 10 dakika tempo yaparak son 11 maçta sadece tek yenilgisi olan Alanya Spor'u paramparça etti. Değil mi? Doğru. İkinci 45 dakika. İlk 45 dakikada ama çok pozisyon da verdi. Hangisini esas almak lazım? İlk yarıdaki verilen pozisyonu mu? Abi yani Oriye ve Kerem'in çıkmasıyla mı her şey değişti? Ben Oriye'den ziyade Kerem'in çıkmasıyla çok şey değiştiğini düşünüyorum. Çünkü Kerem'i biliyorsun abi, sezon başından beri çok eleştiriyorum ben. Eleştirdiğim zamanlar oluyor. Kerem'in ortası yok. Yani ya çok iyi oynuyor ya çok kötü. Haftalardır da, aylardır da çok kötü oynuyor. Yani bir zincirin halkası gibi düşünüyorum ben. Getiriyorsun, örüyorsun, 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 örüyorsun. Kerem Aktürkoğlu'na getiriyorsun. O örebilse, devam edebilse, yani kendisinden bekleneni yapabilse Galatasaray skora gidecek. Onu yapamadığı ve üstüne topu kaybettiği için Galatasaray pozisyon veriyor. Yani Okan Hoca'nın artık ligin kalan 6 haftasında Kerem Aktürkoğlu'nu oyunun son bölümlerinde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kementi atması kesin. %100. Yani buradan zaten bence bugün Alanya maçının ikinci 45 dakikası bize şunu gösterdi ki Galatasaray'ın sağ önünde Ziyech oynar, sol önünde Barış Alper oynar bugünkü performanslarla. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ı galibiyete taşıyan oyuncuydu. Muazzam bir performans. İkinci 45 dakikada birebir iki tane attığı gol, aynı gol. Çok sert, uzak direğe, sağ ayağının içiyle Okan Hoca'yı alıp kaldırması ilk golden sonra. Ya Galatasaray havaya girmiş. Mayıslar zaten Galatasaray'ındır. Yani Mayıslar gelince Galatasaray'a bir şey oluyor. Baron. Seni de havaya girmiş gördüm Haluk bu arada. Biraz, evet. Şampi diyebiliyor muyuz o zaman? Abi şampi falan bunlar ben çok slogan cümleler. Onları öyle sevmiyorum ama çok büyük bir adım attı. Yani şimdi kalan fikstüre baktığımız zaman da Pendik'te içeride oynarken... Bu arada rica edelim arkadaşlardan fikstürü de versinler. Pendik'te Galatasaray içeride oynarken Fenerbahçe Sivas deplasmanına gidiyor. Galatasaray Adana Demirspor'la oynarken Fenerbahçe içeride Beşiktaş'la oynuyor. Yani derbiye gelmeden, çünkü bakıyorum Karagümrük maçında da Fenerbahçe ilk 45 dakika felaket futbol. İkinci 45 dakikada yine penaltı falan, hani penaltı, kırmızı kart falan, öyle 3 puanı alan bir Fenerbahçe. Fenerbahçe sallanıyor yani. Fenerbahçe sallanırken Galatasaray bangır bangır vura vura geliyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynayacağı derbi öncesinde de puan farkının açılabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Psikolojik üstünlüğü tamamıyla almış gördüm tabii, seni. Tabii psikolojik üstünlük ya zaten bence çok uzun zamandır Galatasaray'da. Şunu da sormak istiyorum sana aslında. Okan Buruk'u, Kerem'i 45 dakika oynattığı için mi eleştirmek lazım? Yoksa 45'te kement atıp çıkardığı için övmek mi lazım? İlk 45'te oyununu oynattığı için eleştirmek lazım. 11'e yazdığı için. Çünkü bu performansı en iyi Okan Hoca görüyor. Oyuncularla antrenman performansını Okan Hoca biliyor. Okan Hoca ısrarla Kerem'i kazanmaya çalışıyor. Bu da bir teknik direktör oyuncu ilişkisidir. Buna saygım var. Ama ikinci 45 dakikada oyundan alarak hiç beklemeden 60'ı 70'i. Çünkü Okan Hoca'yı da çok eleştirdik 60'ları beklediği için oyuncu değişikliğinde. Hiç beklemeden Ziyech'i, arkasına da Ziyech'in savunma zafiyetini düşünerek Sergio Aurier'in yerine
Kaan Ayhan olarak yani bir bütün olarak sağ kanadı değiştirmesi bence çok büyük bir hamleydi. Okan Hoca bu sezon yaptığı iyiler kötülerin önüne geçiyor. Yani kötü var mı çok ya? Haksızlık da etmemek lazım. Ya, zaman zaman performans düşüklükleri var. Yani oyuncu değişikliklerinde geç kalmalar. Yani standardı yüksek ama. Çok yüksek. Yani o yüzden hani yaptığı iyiler kötülerin çok önünde. Yani mesela İsmail Kartal da bu sezon önemli bir puan ortalaması yakaladı. Ama orada biraz daha yani İsmail Kartal'dan çok pozisyon alan, sorumluluk alan oyuncuların performansları Fenerbahçe'yi bence buraya getiriyor. Yani Okan Hoca, İsmail Kartal kıyaslaması yaptığımızda Okan Hoca'nın artlarını, İsmail Kartal'ın artlarını eksilerine baktığımız zaman ikisi arasında deve ile pire kadar fark var. Yani Okan Hoca, deve ile pire mi? Evet, çok. Anormal fark atıyor. O kadar antrenörü. Var mı ya? Antrenörlük konusunda anormal atıyor. Yani oynanan oyun açısından da var. Oyuncuları diri tutma açısından da var. Mesela hiç kimse konuşmuyor Fenerbahçe'de. İsmail Kartal sezon başından beri bence Batu Şua'ya büyük haksızlık ediyor. Yani bu kadar iyi performans sergileyen bir oyuncu son 10-15 dakika, 45 dakika oyuncusu değil. Yani mesela Ceko sallanırken hiç Batu Şua'yı oynatayım mı diye düşünmedi. Batu Şua'yı Galatasaray'da olsa oynar mıydı? Oynardı. Yani Icardi ile beraber oynardı. Icardi ile beraber oynardı. Okan Hoca ona bir formül bulurdu yani. Bu kadar iyi performans sergileyen bir oyuncuyu kenarda bırakmazdı Okan Hoca. Yani oyuncu performansına haksızlık etmezdi. Anlatmaya çalıştığım şey o. İsmail Kartal sezon başından beri Batu Şua'ya büyük haksızlık ediyor. Ya Fenerbahçe camiasında artık her şey sonuca endekslenmiş durumda. Yani ne olursa olsun kimse eleştirilmesin. Bundan hiçbirisi konuşulmasın. Fenerbahçe sürekli 3 puan alsın konuşması yapılıyor ama Fenerbahçe sahada güçlü oyunuyla almıyor artık 3 puanları. Yani bunu özellikle son haftalar için söylüyorum. Ama şurada da hakkını ver ya. Hem Avrupa'da da gidiyor. Sanki Olympiakos'u da edemeye yakınmış gibi gözüküyor. Abi Olympiakos Fenerbahçe'nin büyük kura şansı. Ona rağmen 3-0'a geldi. Yani mesela buralarda İsmail Kartal'ı neden eleştiriyorum? İsmail Kartal sürekli şakşaklansın istiyor. Şakşaklansın istemediği için de mesela Krunic'le ilgili bir tane bir basın toplantısında Adana Demirspor maçından sonra bir gazeteci soru soruyor. Diyor ki Krunic gördünüz mü Krunic'i diyor. Daha bunlar iyi günleri diyor. O Krunic Adana Demirspor maçından sonra Fenerbahçe iki maç oynadı. Birisi Olympiakos, diğeri Karagümrük. Krunic'in oyunda kaldığı bölümde Olympiakos'ta skor 3-0'dı Yunanistan'da. Burada Karagümrük karşısında 1-0'dı. Yani ikisinde de oyundan çıkardıktan sonra Fenerbahçe top oynamaya başladı. Yani şimdi tribünün büyük tepkisi var Krunic'e. Yani. Abi Krunic'i niye bu kadar sahipleniyor İsmail Kartal? Nereden biliyoruz? Murat Aşık'tan biliyoruz. En çok istediği oyuncu. Ya yani belki de tek istediği oyuncu. Tek istediği oyuncu İsmail Kartal'ın Krunic. Yani bu kadar Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyunun dışında kalmış bir oyuncu ki. Ama kendisi oynattığı için sürekli sahip çıkıyor. İnsafı da sığınarak soracağım. Ben Galatasaray'da İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de eleştirildiği kadar eleştirildiğini hiçbir dönemde görmedim. Belki ilk 5-10 haftada olabilir. Hani Galatasaray bir ligi bitirtmeyiz çıkışına kadarki bölümde bir sallanmıştı ya. Evet. O dönemde teknik adamla eleştiriliyordu. Şimdi burada Galatasaraylıların Okan Buruk'u sahiplenmesi teknik sahiplerle mi yoksa onların... %100 teknik. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi ayıran en büyük özellik şu Baron. Sen benden daha iyi biliyorsun. Sen de uzun yıllardır bu işin içindesin. Galatasaray'da eleştiri kültürü var. Galatasaray taraftarı bugün Kerem Aktürkoğlu'nu eleştiriyor. Hocası yanlış yaptığı zaman hocasını eleştiriyor. Icardi bu takımdan 3-4 hafta sakatlığı sebebiyle gönderilip Buenos Aires'te... Ama Fenerbahçeliler de İsmail Kartal'ı da eleştiriyorlar. Krunic'i de eleştiriyorlar. Ali Koç'u da eleştiriyorlar. Eleştirmiyor da değiller bence. Hiç bunları senin dediğin şeyleri görmüyorum. Benim izlediklerimi çok eleştiriyor. Yani senin izlediklerin birkaç kişi işte yani. Sen de izleyenleri seviyorsun, eleştiriyorsun. Yoksa yani Ali Koç'a 5,5 yılda Galatasaray camiasının başkanı olsaydı Ali Koç, 5,5 yılda bu tabloyla karşı karşıya kalsaydı göremezdi buraları. Bana Selim Soydan dedi ki, şimdi çok Fenerbahçe konuşuyoruz Galatasaray programında ama Ali Koç sıfırdan başlasaydı göreve Fenerbahçe'yi 8'lik 9'luk yere getirirdi. Onun şanssızlığı Aziz Yıldırım'ın enkazından sonra -10'dan başlaması. O yüzden Fenerbahçe 1'lerde 2'lerde yine de iyi performans gösterdi diyor. Buna katılır mısın? Abi ben Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım nerede bıraktıysa Ali Koç da aynen devam ettirdiğini hocam. Ben büyük bir enkaz var şu anda Fenerbahçe'de. Ben ekonomik olarak nedir bilmem. Yani Ali Koç'u Fenerbahçe başkanlığında eleştirmediğim tek konu ekonomik konu. Yani
Hiçbir zaman ekonomik sıkıntı yaşamadı Fenerbahçe. Peki, ya da bizim bildiğimiz yaşamadı. Galatasaray 4-0 kazanmış. Şampiyon diye başladığımız yerde şu anda Fenerbahçe'nin finansal durumunu... Şuraya, abi, İsmail Kartal, neye bağlıyoruz? İsmail Kartal, Okan Buruk hikayesi deyip oraya geldik ya, o yüzden. Yani, yani şöyle bir şey var. İki camiayı ayıran temel fark o. Fenerbahçe son yıllarda sürekli sloganlar atmaya başladı. Sürekli slogan atıyor. İşte Ali Koç diyor ki orayı biz yaptık diyor. 3 gün sonra ben böyle istedim diyor. İşte Selahattin Baki diyor ki bir tek Fenerbahçe'nin maçı ertelenmedi diyor. Bir tek Fenerbahçe maçı sahaya çıkmıyor. İşte İsmail Kartal Kurunic diyor. Ben getirdim diyor. İşte bu, gördünüz mü Kurunic'i diyor. Ya Kemal Danabaş diye bir tane yönetici çıkıyor diyor ki dün Karagümrük maçından sonra bir tweet atıyor. Diyor ki o tweette Fenerbahçe ağlamaz ağlatır diyor. Fenerbahçe ağlamaz Fener adamı fena ağlatır. Ne tweeti. Alaka? Abi eğer birisi ağlıyorsa son saat 10 yılda Fenerbahçe taraftarı ağlıyor. Gencecik çocuklar. Sabah atıyor öyle mi? Slogan atıyor işte. Yok, yani. Akşam mı atmış yani? Galatasaray 4-0 kazandıktan sonra mı atmış bunu? Hayır hayır, bunu dün atmış. Dün Fenerbahçe maçından sonra. Maçtan sonra. Atmış. Fener ağlamaz, Fenerbahçe adamı fena ağlatır filan. Fenerbahçe birini ağlatıyorsa 10 yıldır kendi taraftarını ağlatıyor Fenerbahçe. Yani anlatabiliyor muyum abi? Böyle slogan cümlelerle insanları konsolide etmeye çalışıyorlar ve karşı karşıya getiriyorlar. Bence son derece yanlış. Ve bunun yani yarın öbür gün Galatasaray şampiyon olduğunda taşlarını döşediler. Federasyon Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Hakemler Galatasaray'ı şampiyon yaptı. E tamam, aynı hakemler değil mi arkadaş? Ali Koç'un 5,5 yıllık döneminde Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş'ta mı hakemler şampiyon yaptı? Ya da Galatasaray, Fenerbahçe'nin karşısında bir yapı varsa bu sadece Fenerbahçe'nin karşısında mı? Beşiktaş'ı, yani Galatasaray'a ait bir yapı değil bu belli ki. Sadece yürekli bir Haluk değilsin sen. Standartlı bir Haluk'sun aynı zamanda. Aynen. Tam yeri gelmişken şeyi sormak istiyorum. Şimdi sen geçen haftaki programda burada bas bas şeyi bağırdın. Dedin ki Acun Ilıca çarpı aldı. Adadan gönderildi. Galatasaray'ın kapısının önünden geçemez. Kaynak Galatasaray yönetimi dedin. Başkanı dedim. Galatasaray baş Dursun Özbek dedin. Aynen. Şimdi görüyoruz ki Antalya uçağından Galatasaray'ın Esat Yontuç çıkıyor. Onu ben... Bunu nasıl değerlendireceksin? Onu bugün... Yani orada da mı peki diyelim ki orada da mı bir slogan atılmış? O günü kurtarmak için bir şey söylenmiş sana. Bunun da hakkını verir misin? Aynen tabii? Vereceğim tabii ki. Önce öyle bir görüntü fotoğraf varsa arkadaşlarımızdan rica ediyorum koysunlar bir yanıma. Ben önce bunu fark etmemiştim. Bugün bir arkadaşım bana videoyu attı. Videoda Erden Timur konuşurken arkadan Esat Yontuç iniyor. Alanya'ya indikleri dakika. Videonun paylaşıldığı an o. Erden Timur bir yere konuşuyor ve arkadan Esat Yontuç geliyor. Kan beynime fışkırdı. Çünkü Esat Yontuç'un orada oluyor olması demek Esat Yontuç'un Galatasaray'ın uçağıyla Alanya'ya gitmiş olması demek yani. Galatasaray futbol takımının uçağı. O uçağa kimler binebiliyor? Kaç kişi oluyor o mesela? O uçağı normal şartlarda yöneticiler biniyor. İşte buyur abi. Donduralım bir geriden. Evet. Arkada Esat Yontuç var. Yani burada Galatasaray Genel Kurulu üyeleri, kongre üyeleri, onlar bunlar. Esat Yontuç Galatasaray taraftarı olabilir. Esat Yontuç Galatasaray'la Galatasaray'ın maçına da gidebilir. Deplasmana da gidebilir. Ama Acun Ilıcalı, ortağı, dostu, yıllardır birliktelik yaşadığı Acun Ilıcalı Galatasaray aleyhine o videoyu paylaşmışken Esat Yontuç Galatasaray'ın uçağa binemez, bindirilemez. Yani Galatasaray Kulübü Başkanı... TV8'de çalışan hiç kimse mi binemez? Galatasaray yani? Başkanı Dursun Özbey'in çarpı koyduğu Acun Ilıcalı Esat Yontuç üzerinden tekrar Galatasaray'a giriş yapamaz. Bu Esat Yontuç üzerinden giriş yapıyor. Peki, belki de çıkmadı abi. İki ihtimal var. Birincisi Esat Yontuç bu videoyu biz hazırlamadık dedi Galatasaray yöneticilerine. Galatasaray yöneticileri ikna oldu. Birincisi bu. İkincisi de Galatasaray yönetimi Galatasaray taraftarının tepkisini önemsemiyor. Bakın bir kez daha söylüyorum. Eğer Acun Ilıcalı... Gözlüğü taksan onu. Eğer Acun Ilıcalı bu videoyu hazırlamadıysa... taktım seni, kırmıyorum. Acun Ilıcalı Galatasaray aleyhine 15 dakika Fenerbahçe Genel Kurulu üyelerinin izlediği, milyonlarca insana izletilen videoyu Acun Ilıcalı yapmadıysa bunu kamuoyuna çok net bir şekilde açıklamalı. Net bir şekilde açıklamalı. Acun Ilıcalı bu videoyu kendi oturmuyor. Acun Ilıcalı Esat'a diyor ki Esat bu videoyu hazırlat diyor. Esat hazırlatıyor. O videoyu hazırlatan Esat'sa Galatasaray uçağında ne işi var? Uçağı Okan Buruk aldıysa Okan Buruk'u eleştiriyorum. Arkadaşıysa. Erden Timur aldıysa Erden Timur'u eleştiriyorum. Dursun Özbek buna onay verdiyse Dursun Özbek'i eleştiriyor. Galatasaray yönetimi, Galatasaray başkanı Esat Yontuç'la ilgili tavrını net şekilde ortaya koymalı. Esat Yontuç Galatasaraylı olabilir ama Acun Ilıcalı'nın ortağı olarak Galatasaray'ın uçağına binemez. Esat Yontuç'un o uçakta olması demek Acun Ilıcalı'nın o uçakta olması demek. Acun Ilıcalı'ya Galatasaray'ı değişmeyin. Rica ediyorum.
Peki baba, hafta içi çok konuşulan bir konu da bu Emre Mor konusuydu. Sen Emre Mor'la alakalı olarak da Süleyman Urmu'yu hep eleştirmiş birisisin. Aynen. Dedin ki sizin öteki oyuncu neydi? Emre Çolak. Emre Çolak'a kadro dışı bıraktın Instagram postu yüzünden. Aynısını buna niye yapmadın dedin. Dedim. Peki adamı Süleyman Urmu galiba seni dinledi. Son saniyede Emre Mor'u kadro dışı bıraktı. Sakat diyen var, değil diyen var. Doğrusu nedir bunun? Abi doğrusunu Emre Mor etik midir bir kere? Doğru mudur hareket olarak? Abi bir kere şunu söyleyeyim. Yani eğer Emre Mor sakat olmadığı halde. Çünkü Emre Mor'un iki takım arkadaşları var. Bir Fenerbahçe takımı arkadaşı var. Bir de Karagümrük takımı arkadaşı var. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncusu. Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünüp Fenerbahçe'ye karşı oynamadıysa bir daha çağrı yapayım. Ya bir ihtimal yok ama Süleyman Urman'ın Emre Mor'u hemen kadro dışı bırakması lazım. Bırakmış ya. Ne zaman bıraktı? İşte maçta oynatmadılar ya. Kendi sakatım diye oynamamış abi. Peki de açıklamadılar. Yani ben iknacı gelmedi her, çünkü. Abi bak her... Sen ikna oldun mu? Ben olmadım. Ben de olmadım. Ben yani İsmail Kartal'ın 3 günlük raporuna benzetiyorum. Emre Mor'un Fenerbahçe'ye karşı oynaması. Abi çok hainsin. Her yerden İsmail Kartal'a döndün ya. Ama 3 günlük rapor... Abi şimdi bunlar normal şeyler mi? Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın Süper Kupa finali öncesi 3 günlük rapor alması, sonra Olympiakos tekrar sonra dik gibi sahada olması. Ha, teknik bir rapor. Yani bu şeye benzer. Bugün Emre Mor bugün Fenerbahçe'ye karşı oynamadı. Son antrenmanda fotoğrafları var. Süleyman Urma diyor ki ya antrenman fotoğrafları eski diyor. Ya arkadaş biz neye inanacağız ya? Yani Karagümrük'ün antrenman fotoğrafında paylaştığı antrenman fotoğrafı Emre Mor var. Başkanı diyor ki o fotoğraflar eski fotoğraflar diyor. Fotoğraf bu. Emre Mor var abi fotoğrafta. Haluk, Galatasaray'ın 4-0'lık haftasında Fenerbahçe'yi yeterince konuştuk bence. İşte tekrar Galatasaray'a dönersek. Bir ara insan şunu düşünmeden geçemiyor. Sağdaki oyuncuların dışında kulübeye bakıyorsun. Ziyech, Zaha, Tete dışarı. Tete oynayamadı bile. Sanchez yedek kulübesinde. Ndombele. Ndombele aklıma bile gelmiyor yani. Vinicius yani o kadar bence. Galatasaray şampiyonu. İlk 20'ye girmez. Kasımpaşa'da. Eyvallah. Şimdi bu kadro kalitesi şampiyonluğu hak ediyor diyoruz değil mi? Doğru. Sen burada mesela Sanchez'in dışında defansta Abdülkerim'i beğendin mi? Onun dışında Nelson'un çok kritik müdahaleleri olmadı mı? Nelson bence ilk 45 dakikada... Hakkını vermemiz lazım değil mi yani? Tabii. İlk 45 dakikada ben Torreira'na... Abi bir de şöyle hakkını vermek lazım biliyor musun Okan Hoca'nın? Şimdi eleştirdiğimiz zaman eleştiriyoruz ama hakkını teslim etmemiz lazım. Sasha Boye diye bir oyuncu gitti abi Galatasaray'dan. 40 değil mi milyon. Bak aslında onu da unuttuk. 40 milyonluk oyuncu gitti. Yani Galatasaray'ın sağ beki yok. Sol beki yok. Yalnız ne büyük hareketmiş. Adam sakatlandı. Bayern'de de oynamıyor. Evet. Bu arada. Abi 40 milyonluk operasyon var. Ve sen hala devam ediyorsun. Barış'ı koyuyorsun oraya. Selçuk Orhan'ı koyuyorsun. Kaan Ayhan'ı koyuyorsun. Yani oralarda da eksiksin bir de. Hani bugün şimdi Galatasaray'ın sağ beki olsa. Sasha Boye olsa ilk 45 dakikada verdiği pozisyonlardan 3'ünü vermeyecek mesela solda. Peki son sorumu da yabancı var hakemleriyle ilgili soracağım. Var hakemlerini beğendin mi? Seni tatmin etti mi? Abi ben hiçbir fark görmedim açık söyleyeyim. Şimdi iki Galatasaray ve şeyi Ankaragücü maçını da seyrettim bir bölümünü. Ankaragücü Gaziantep üçünde vardı VAR hakemi, yabancı VAR hakemi. Abi bugün Ömer Faruk'un yazısını gördüm. Bu adam Portekizli VAR hakemi 17 tane mi 25 tane mi maçta görev almış. Yani VAR'ın uzmanı falan da değil. Yani sana Portekiz en iyi VAR hakemini göndermiyor. Yani senin de burada Erkan Engin'i Portekiz'e göndermek ama gibi. Ama burada kriter şu herhalde. Sıfır noktasından bakıyor. Hiçbir etki altında kalmadan. Yani ben bunu verirsem böyle olur, vermezsem şöyle olur düşünmeden siyah ve beyaz olarak bakıp veriyor. Bence bunun başka sıkıntıları da var ama. Bu adam bir daha gelmeyecek Türkiye'ye. Yani manipüle edilecekse çok da kolay manipüle edilme durumu da var. İmaya'da da bırakmadın yani. Arkasında doldurdun. İhtimali yani herkesin kafasına geçen soru işaretini söylüyorum. Şimdi Türk hakem ne kadar etkilenirse etkilensin hani bu hakemliği burada yapıyor. Türkiye'de yapıyor. O yüzden kolay kolay kariyerini risk etmeyebilir. Ama Portekiz'den gelen adam bir daha buraya VAR hakemi olarak gelsene gelmesene. Adamın burayla bir beklentisi yok. Katılmıyorum ama dediğini çok iyi anladım. Sizin için mükemmel bir hafta oldu. Linç programında görüşmek üzere. İyi haftalar Haluk'cığım. İyi haftalar.